Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Erdoğan Akman, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle ürünlere bir zoom yapıyorum. Hanım döktürmüş arkadaşlar. Şurada peynirli poğaçalarımız. Bu hangi kurabiye bilmiyorum ama ben hanımın meşhur bir kurabiyesi. Ha, ilk defa mı yaptın? Ben ilk defa. Buradakiler şekerpare mi hurma mı? Hurma İkisi tatlı. De aynı değil mi? He. İkisi birbirine benziyor. Ben şekerpareyi de hurma tatlısını da çokça seviyorum. Hanım o şeyin yeşilliğin ortasına da bir gül koymuş. Ellerine sağlık. Vallahi çok kısa bir sürede arkadaşlar güzel ürünler hazırladı. Allah razı olsun. Ben ikindi yaylımına gittiydim. Hanım da 2 saat içerisinde böyle güzelce bunları hazırlamış. Daha sonra yemek için de böyle bol bol yapıyoruz. Bize aparatif iyi oluyor. Bolca atıyorum. He. Çıkarıyoruz. Sabah kahvaltıya yaylımdan gelince bir anda iyi oluyor. Hem de bayağı iyi oluyor. Al senin gülünü kupadım. Niye? Koparmak istedi. Öyle mi? İyi, tamam. Tamam, gülü koparmış. Arkadaşlar. Ama sen pembe gülü seversin. Niye kopardın? Haliyle gün içerisinde çok yoruluyoruz. Hani videolardan ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Az önce annemle konuşuyorum. Hani ahırdan işte keçiyi sağdık geldi falan. Beraber hani yardımcı oluyoruz. Çünkü keçi bazen yerinde durmuyor. Namazı haliyle 40-45 dakika falan kaldı. Annem de diyor ki uyuyorlar mı diyor. Uyku hayatımıza çok az bir yer kaplıyor. Yani, çünkü... yani günde 5 saat 4 saat uyuyoruz arkadaşlar. Yetiştiremiyoruz işlerimizi. Ama dışarıda niye öyle görünüyor? Öyle algılandığı için belki hiçbiri yardımımıza gelmiyor. Çağırıyor. Anamı çağırıyorum gelmiyor. Öbürünü çağırıyor gelmiyor. Gelen olmuyor. İsterseniz bahçede sağda solda yardıma ihtiyaç oluyor arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar bakın i̇şte bir önceki videomuzda köye göçle ilgili ve sair işlerle ilgili işte bunlardan bahsettik. Yani şurada bir cümle söylemek istiyorum. Sakın ha sakın kimseye bel bağlayarak gelmeyin. Hem maddi anlamda hem de insanlar ve manevi anlamda bel bağlayıp gelmeyin. Yani bu işi kendiniz karı koca yüklenebileceğinize inanıyorsanız yola çıkın diyoruz. Allah kimseyi akrabasız koymasın. Allah kimseye evlatsız, kardeşsiz, anasız, babasız koymasın. Rabbim kimseye de muhtaç eylemesin. Varken de yokluğunu göstermesin, yokken de yokluğunu göstermesin inşallah diyorum. Hayırlı akrabalar ihsan eylesin diyorum. Amin. Cümlemize inşallah arkadaşlar. Şöyle bu videomuzun açılışını yaptık. İyi günde, kötü günde dostunuz olsun inşallah. Amin. Amin. İnşallah kötü günleriniz olmaz da. Amin. Amin. İnşallah. Hifa yemeye başladı zaten şimdiden. Evet. Arkadaşlar bu videomuzun açılışı başladı. Bir güzel vlog'a başlamış olduk. Videomuz devam ediyor. Allah! Köpek gibi kemik oldu. Ne oldu? Kemik gibi köpek. Kemiğin ortası. Ya inanamıyorum sana ya. Çizgi filmle de göstersene. Ortayı kesince böyle kemik şeyi oluyor. Yeşilliği de topladım. Ekmek köftesi yapacaktım. Ona da haşladım. Salatayı yapamadım. Yetiştiremedim. O da yetişmedi. Olsun. Saat gecikti. Anca bu kadar elimizden gelen. Bakalım onu da canın sağ olsun. Allah razı olsun. Ellerine sağlık. Arkadaşlar sobamızı öyle yaktık ki. Yani size şöyle söyleyeyim. İçine sokup ekmeği ne diyeyim? Peyniri yumuşatamıyorum. Çünkü ekmek yanıyor. Ama biz daha ısınmıyoruz. Yani. Ya işte öyle söyleyeyim ben. Bak içeri yani odaya doğru tut. Biz oraya, daha odaya geçmedik. Oraya yani. Geçemiyor buz gibi. Ne olacak bilmiyorum ya. Ama iyi güneş açtı. Hmm. İyi güneş açtı. Bugün inşallah hava şey gibi. Sabahın erken saatleri arkadaşlar. 6:30 civarı şu an. Hifa daha uyuyor. Sesimizi çıkarmaya korkuyor. Şu an kahvaltıya geçecek inşallah. İnşallah inşallah. Ses sofrayı sen hazırla. Orada buluşalım. Günümüz başladı inşallah. Arkadaşlar şöyle. Burada ses önemli. Sesi yaklaş bana değil. Gördünüz? Evet. Duydunuz mu demem lazım aslında. Şimdi... Arkadaşlar sofra bezini kapıda çıktık. Ne kadar soğuksa dizimiz ısıttı diyeceğim. Soğuttu. Yani onu yok. İlk defa sofra bezini ısıtsaydık cümlesi duydum az önce. Daha neler duyarak bilmiyorum. Şimdi şunu şöyle bir koyalım. Gel şöyle göster. Bugün poğaçamızdan, öyle poğaçayı buzluğa attın değil mi? He. Dünkü ganimetlerimiz. Nevaleler.
Ne valile. Hava maşallah bugün çok güzel. Güneşli, hafif hafif ısınıyor. Şimdi Ahara Erdoğan'ın yanına yardıma gidiyorum. Ne yapıyormuş bakayım. Yemeğini hazırlıyor herhalde. Kaysılar da maşallah iyi büyüdü. Arkadaşlar yani mi? Yazı hissettiğimiz bir hava, güneş vuruyor ama bak, yazı hissetmiyor. Gördüğümüz geliyor mu? Şey var mı? Ya da sıcak şu mu? Sıcak suyu var. Tamam. O kadar soğuk. Yok, ağzımızdan da çıkmıyor muydu? Ha, çıkıyor işte. He. Ya hava sıcak olsa zaten suyun sıcaklığı o kadar şey yapmıyor, belli etmiyor kendini. Ne yapıyorsunuz kızlar? Arkadaşlar dünen şu üstteki kınalı, bak camın ağzındaki kınalı, o camın dibinde meyliye meyliye şu yavrusunu buraya getirtti. Yani kendileri içerideyken yavru dışarıda yayılınca karnı almıyor. Analık mısın, kumalık mısın? Size nesin? Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi artık sayıyoruz ya. Bakın normalde şu an süt kadifeye gitmeyeceği için normalde biz buraya girdiğimizde analarıyla buluşturuyordum ya gece boyunca dövmesinler diye. Hemen buradaydı daha şu ikisi gibi. Ama şimdi orada. Hep orada. Ne zaman biz sağmaya başladığımızdan beri. Yavruyu gitti dışarıdan getirene kadar arkadaşlar orada meyledi. Neyse. Kendi dışarıda yayılırken güzel yayılıyor. Hiç yavru aklında yok. Meylemek yok. Yiyor, içiyor, dolanıyor. Gezme geziyorsun kapı kapı. Ama bugün... Evlat içeride yatıyor aç aç. Bugün kadifeyi çıkarmayacağım. Çünkü kadife diğer ikisini de şey yapmıyor. Eve getirtti. Yayılımını engelliyor. Arkadaşlar şu siyah erkek olan Jim şu. Sütü kestiğimiz ilk gün. Bir durgun, bir üzgün, bir kuyruk inik, bir mutsuz. Dedik hayvana bir şey neyin mi oldu ki dedik. Sonradan aklımıza geldi. Bizim böyle bir mülayim diye buzağımız vardı erkek. Sütten kestiydik, bize küstüydü. Değil mi Erdoğan? Küstü. Bakmıyor, yem yemiyor, ot yemiyor. Morali bozuk. Geldi yok gelmiyor, çek yok gelmiyor, gitmiyor. Demek ki hayvanlar da sütten kesilince kusuyorlarmış. Kimi şeyde de mesela anne çocuk bağında da süt kesme meselesinde Erdoğan. Bazen hani çocuktan ziyade anne bağımlı olur derler, biliyor musun? Kınalı'daki versiyon da o. Sana ne oluyor, sen kusuyorsun? Seni detten kurtardık. Cık, vurup duruyor. Allah Allah. Teşekkür edeceği yere. Gel kız buraya. Arkadaşlar şunu da herhalde kısaltmamız gerekiyor. Daraltmamız gerekiyor. Düzeltemedik bir türlü. Birazcık oradan çıkma payı buldular kendilerine. Düzeltirse mesai arkadaşı işten çıkacak. Değil miydi? Ya işte bir türlü arkadaşlar yani başka işlerden elimiz basit işlere, ben niye kelimeler işler şişler. Ya. Dur kızım. Dur kızım. Bak bak şurada şuradan anneyi tutmaya çabalıyor bak. Aa, tutacak ya. Bir çabalıyor işte. Ama ona mı dönüyor ki? Nasıl çabalıyor şuna bak. Bir uğraşıyor oradan orada. Tutamadı ya. Tutamadı Cimşo, fenalığıyla kaldın Cimşo. Hop. Hop diyorsun da bunun önünde yem yok şu an. Hop der çıkar. Yem niye koyuyorsun oğlum? Çekerken koyamıyorum ki. Hadi. Ya kızım sen niye yani sağa doğru bir meyil veriyorsun kız? Ama bak. Gir artık gir. Bak bakalım. Nereye? Bakın bakın Nurgül'ün fenalığa bakın. Sana ne oldu? Sanki sütünü al yok hesabı. Yediğim belli. Sen ne meyliyorsun? Sen kahverengi mi olmuşsun ya? Dile bak dile. Bir diline bakayım hele açtı. Dilin yamuk mu kız senin? Bunun dili niye sağa doğru kıvırık?
Diş aç, mi? Aç. Diş mi yok? Bilmiyorum. O gidin öyle yap. Sen orada dur. Kapıya yüklenip duruyordun zaten. Orada durdun daha iyi. Şunlar da buradan Erdoğan'ı kemiriyor arkadaşlar. Birinin öyle yapıyor ya. Anlamıyorum. He, sağa doğru şey. Hafif durduk. Kadife. Bugün hiç otlamıyorsun. Hayırdır sütsüz ikinci günün? Bakıyorum enerjini sütten alıyor musun? Kudur kudur gor gor otluyor. İnanıyorum bir yerden zapt olmuyor daha ya. Hani dışarıda da yese bari. Ya. Öyle olur. He, şey versene kaskı. Ya. Nasılsın? Ananla burada karşılıklı orada buluşuyorsunuz değil mi? Ha, şurada anasının şeyi, memesine yakın yere geldi ya herif. He. Ayrı bir şey yaptı. Anayı arar oğlum. Her gün bu kadar meyelemiyor. Ana neredesin kız? Gel kız şuraya bir gel. İster istemez süt de kokuyor ya. He. Arada birkaç santim kaldı yani. Ha tutacağız yani. Cimşon'un dili de kara olduğuna ama ne ayrı bir kırmızı gözüküyor. Nurgul'unki bu kadar durmuyor biliyor musun herif? Ne? Bugün ifa yok. İfa olaydı bunlar şimdi. Tekiye tekiye sarmalardı. Erdoğan'a yardım edeyim şimdi. Kapatayım. Yaylama başladık arkadaşlar. Şurada Bahri dayım. Pırtı yenge. Hifa orada. Şurada da inekler. Cıvıl cıvıl kuş sesleri içerisinde. Yemyeşil doğanın içerisinde diyelim. Aha. Durur durur dayı. Durur sıkıntı yok. Neye yardım edecekler gı? He, onlar bahçeye gidecek, ondan sonra gelecek. Şimdi bak burada Bahri dayı var, o bakıyor. Möğlere kim bakacak diyor da. Arkadaşlar, bakın sığırcık da şurada. Hayvanlar yürürken arkadan hari havaya uçuşan börtü, böcek ne varsa onları yakalıyorlar. Hay maşallah. Hani? Ne? Aha bak kuşu görüyor musun? Bak bak. İnek bir yastalandı bizim. Böyle miydi bizim ineğimiz? He, bizim ineğimiz de böyle bir ineğimiz vardı. Geç! Bay Şeref Bay. Geç la. Onlar gitti ya. Onları gözlüyor. Suya doğru ilerlemeye başladılar arkadaşlar. Yani ben yönlendirmiyorum bu sefer. Demek ki geçenki götürmemiz işe yaramış. Şimdi şu arkadan hari dolandırdık. Bu tarafı doğru yönlenince hiç bana bakmadılar bile yani. İyi. Hifa da park da bu arada. Haydi bakalım. Şırıl şırıl gürül gürül bir su için olur mu? He? Gel gel. Hay maşallah. Doydunuz mu? Ferahladınız mı? Hadi onlar yesin biz parka gidelim gel. Baba anca küçükler be. Küçüğü koyduktan da sarılsana. Tamam bekle. Aha keçiler de geliyor. Keçiler de koyacaksın. Keçiler de sallansın İfa. Keçiler de sallansın da enerjik olsun. Keçiler. Ne örüyorsunuz? Ne örüyor? Ben de sallanayım mı İfa? Sallanma, bana salla. Ben sallanmayayım mı? Niye? Çünkü
sana ben. Tamam aha seni sallayayım. O daha sonra yine devam ederim. Bak hala ama ben niye sallamıyorum? Yaylamamızın sonuna geldik arkadaşlar. Eve doğru gelmişken şöyle kınalı zaten oturdu. Diğerleri hafif hafif yaylama devam ediyor. He? Ne yapıyorsun İfa? Bu arada İfa eve gitti bir süre sonra. Değil mi? Ne yaptım demedi. Kınalı baya baya yatıyor. Ne yaptı ki? Karnı doymuş. Sıcakta bastırdı kızım. He? Bak ola, böyle uyuyor. Uyuyor değil mi? Ne böyle yiyor? Öyle yiyor, yatarak yiyor. İfa diyor ki kınalıyı seveyim mi baba diyor. Ben de kızım git sev dedim. Haydi bakalım. İzin verecek mi? Git sev bakalım. Ne yiyeceğim dedi. Yanına otur. Otur. Ayakta olmasın İfa. Yanına otur sev haydi. Haydi. Hadi kız. Niye ya? Kovalamaz. Biraz daha yaklaşsan otururdun da. Arkadaşlar Hifa diyor ki baba diyor bu beyazlar kar mı diyor. Halbuki bulut olduğunu biliyor. Bence mahsus soruyor. Bu arada gerçekten güzel bir görüntü var. Vallahi var ya doğal yani nasıl söyleyeyim. Hani şu uçaklarla tozlama yapıyor diyorlar ya. Arkadaşlar vallahi bizim bildiğimiz bulutlar böyle. Yani bu yağış öncesi tozlama yapıyor diyorlar. Gerçekten yağış öncesi hani havadaki bulutlar böyle değil. Baba, böyle bir babacığım, hep bu şey uçakların mi? Ardından bırakıyor babacığım. Ve iz gibi kalıyor ya. Babacığım. Gerçekten sis gibi. Babacığım. Ama şu gördüğünüz bulut ya. Bak hele bulut böyle olur arkadaş. Hifa bunlar bulut kızım. Baba kar nerede? Kar mı nerede? Evet. Kızım kar kışın olur. Biz şu an yaz ayındayız. Kız da bilemedi tabii canım. Yani bir türlü sıcaklar gelmeyince değil mi? Hı-hı. Hava soğuk ama kar yok değil mi? Hı-hı. Gözün öyle yapma. Hı-hı. Ya git Hifa ya. Yapma gözün öyle. Baba bak şuna. Tamam yapma o zaman gözün öyle. Baba bak. Söyle artık kız. Yapma diyorum. kapatırım bak yapma. Şurada bir şey vardı. Tamam. Bak bizim eşeğimiz vardı. Bizim eşeğimiz mi vardı? Bizim eşeğimiz... Olmadı kızım hiç. Komşumuzun eşeği oldu. Arkadaşlar Ali abigilin eşeğiydi. Ya bak. Bu da... Ya ben bunu demiyorum ya. Bizim eşeğimiz... O bizim eşeğimiz değildi. Ali abinin eşeğiydi. Eşeği vardı. Baba eşek ne yiyor ki? Anlamadım. Eşek ot yer, saman yer, arpa yer, buğday yer. Peki kuşlar var mı da? Başka ne? Başka mı ne yer? Başka, daha ne? Bunları yiyor da daha ne istiyor? Ne yer? Kuş mu ne yer? Kuş da arpa buğday yer. Evet ben de bunu bildim. Ama böcek yiyen kuşlar da var kızım. Babacığım bak bizim eşeğimiz vardı ot yiyor. Şöyle nasıl yapıyor? Bizim eşeğimiz vardı ot yiyordu diyor. İyi güzel bakalım. Nasıl yiyor biliyor musun? Nasıl yiyor? Göster bakalım. Şöyle gıdık gıdık gıdık. Mamamla gıdık gibi yiyor. Şöyle bakıyor. Şöyle bakıyor sağdırmaya başla. Ya seveceğim. Tamam sev kızım. Biz sana sevme demiyor ki. Ya kama kama ya. Ne yapıyorsun? Dede anlamam bile. Anlamıyorum ya. Komik misin? Yakalayamadın mı? Evet arkadaşlar. Erdoğan yaylımdan geldi. Hifa ile beraber. Hemen elimize bir iş tutuşturdu. Bu bir saat. Bir saat adamı yorar. Bir saatte 3 kişi yapıyordu bunu. Videoda. Ben bak bunu sen anladın mı? Pestil mi yapsak? Pestil gibi yiyek ya. Ben buna uğraşamam ya. Ben ya bu çok zor oldu. Değil mi? Aynı pestil kıvamı sayılır. Bunu incecik döksek de durulunca arasına ceviz koyup bir de kıvamı geldi. Pestil sarma vardı ya yuvarlak. Hatırlıyor musun? Arasında ballı, fındıklı cevizli. Ezmeli. Öyle bir şey mi yapsak? Yani o çırparken sıçramıyordu. Daha var mı? Bunun daha kıvamı mı alması lazım? Bilmiyorum ki ne. Ya zordu ya zaten. Bence sunucu da zor olduğunu anladı. Başında beklemedi.
Yavaş. Arkadaşlar zaten bir tane video var. Sunucu dedi ki siz yapın nasıl, ben geliyorum diye. Nasıl yapılıyor? Tamam tamam. Bu bir öte derken dökeceğim. Bence tabii. Ben bir streç sereyim. Sonra üzerine bunu yayalım. He yani şöyle inceli bir şey olsun. Havada şey. Tepsiye serelim. Bakalım he. Nasıl olacak. Börtü böcek tüm gelmeli. Arılar tüm. Baba toplar, bu nasıl kutumlar. Olabilir ama. Bak. Sonra da karıştım. Ay bir şey geldi. Baba. Tamam. Arkadaşlar siz bunu çırpabilirsiniz ama biz çırpmayacağız. İnşallah güzel olur. İnşallah güzel olur. Yemin ederim. Gidiyor gidiyor dur. Şuradan tutar. Ne nereye? Yağmur ya aşağı doğru gidiyor. Ha daha var daha var. Streç film midir nedir ondan serdik. Arkadaşlar yeni yeni şeyler deniyoruz. Kırıkkale evet. Neydi? Süt şekerine yeni bir boyut kazandırıyor. Dur bakalım. Şöyle. Bence daha güzel olacak. Bence biraz daha konur ya. Dur, kon, koy koy ya koy. Hepsini koy gitsin. Koyacağım. Böyle bir koyalım bakalım ne olacak. Sonuçları sizlerle paylaşacağız. Evet ya. Arkadaşlar. Tamam yeter. Bu kadar sen yersin. Ver ben kendimkini doldurayım. Onlar salçalı yiyor. Ben de şuraya yoğurtlu getirdim. Yoğurtlu yiyorum. Ya şu süt şekerini gerçekten merak ediyorum iyice. Ben de merak ediyorum. Araya bir de ceviz yapak inşallah. Kaç günde kuruyor? Normal pestil kaç günde kuruyorduk? Ya kaşık nerede? Hiç bilmiyorum. Bu işin cahiliyiz. Sabah bir uyanıyormuş. Üstü kapkara tüm karınca. Dışarıya koysam var ya tamam. Biter ki sabah kalmaz. Arkadaşlar bize müsaade. Şöyle bir öğlen yemeğimizi yiyelim. Benim çapa makinesiyle işim var. Arkayı bir kere daha çapalayacağım. Kireçledim. Kükürtledim. Meşe külüğünden tekrardan bir böyle şey yapak. Ne yok? Birkaç böcek falan gördük. Şu kesen dediğimiz var ya. Bir de görmediklerimiz için etkisi olsun diye bir karışım yaptık. Çapa makinesine bir kere dolanacağız. Damlama boruları döşeyip inşallah ne? Fasulye, bamya, mısır, kabak bunlar ekilecek inşallah. Evet. Arkadaşlar Hifa oğlakların çobanı ilan ettik. Oğlaklar artık Hifa'ya emanet. Gerçekten şaka yapmıyorum. Kübra evde işlerle uğraşıyor. Ben de şimdi bahçeye gireceğim arkadaşlar. Bahçeye şöyle bir kireç, kükürt ve meşe külünden saçtım. Böyle böcekler, zararlılara karşı. Üzerinden bir tur daha çapa makinesiyle geçtikten sonra boruları ve fasulye, bamya ne varsa artık eksikler onları ekeceğiz. Heh. Nereye mi süreceksin? Görüyor musun arkadaşlar? Nereye süreyim baba diyor. Kızım bir yere sürme. Şimdilik yiyorlar. Sen neye süreceksin makineyle? Ha makineyle ben şeyi süreceğim kızım. Bahçeyi süreceğim. Burayı yolu neye süreyim? Önce ben sizin bunu gördüm. Tamam tamam. Sen şimdi oğlaklara bak bir yere kaçmasınlar tamam mı? Tamam. Bahçenin şu üzerinde gördüğünüz beyaz grimsi şeyler... Kireç, kükürt ve meşe külü karışımı bahçeye böyle komple saçtım. Şimdi çapa makinesiyle bir tur geçeceğim. Zaten biz burayı çapaladık. Daha önceki videolarımızdan biliyorsunuzdur. Ondan sonra inşallah borularını döşeyeceğim. Bahçemiz ekime hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Erdoğan damla borular döşüyor. Şu arkada şöyle göster bir Erdoğan elinden. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4. 4 tane damlama borumuz evet. Var. Burada daha önce şurayı gösterebileceğim. Evet. Daha önce başka bir amaçla kullandığımız bir bu 32'lik mi 40'lık bir boruydu. Heh. Ben de şu 2 tane L kullanaraktan he orayı öyle. Bunları öyle. Yani ekstra çeşme yapsam şimdi buraya koyacağım ama bu çeşme için de boş gidecek burada. Dedim iki tane L gitsin. Bu ne yaptı lan? Biraz dinleneyim ya diye. Şey gibi hani kamera görünce dur şuraya oturayım da soruklanayım bir el sallayayım der gibi. Evet değil mi? Arkadan hadi telefonla konuşayım. Ramazan programlarının dolayı. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle şeyleriz. Toprağı bir geçti zaten. Oraya çektin miydi?
Ne? Şuralar zaten ekili. Ben de patatesi çepinliyorum. Erdoğan da bunu yapıyor. Bir yandan yeni dikilecek tohumlarımızı da getirdik. Çalışıyor. Yaralandı. Bir yandan da keçiler bekliyor. Elinde. Böyle de yaralanmalar oluyor. Sonra niye yaralandı? İşte. Niye yani? Sonuçta çalışıyor. İfade sen ne yapıyorsun kızım teterjan? Allah'tan var ya. Allah'tan Çiğ. Ucunda öyle bir şey özellik var ya. Evet. Çoluk çocuk var ya. Adam da malzeme koymaz. Tamam söz söyleyeyim mi? Ne yaptı? Püf noktasını söylüyorum çocuğa. Ha yok yok. İfade git kız. Çekil hayır. Güle güle geliyor. Bırak. Dikkat edin tel var İfade tel batar kızım. Kız bir dur kız. Gördüğünüz gibi. Ha, bıraksana. Toprak bunların enerjisini almıyor aksine. Daha da şöyle. Bak yıkarım seni toprağa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle devam ediyor. Allah'tan daha atmıyor. Ona da attı ben rahat rahat çepinimi yapayım arkadaşlar. Başladım. Yorulduğumuzun kanıtı İfa'dan bellidir herhalde. İfa'ya bir yaklaşsana İfa'nın yanakları kırmızı kırmızı belli oluyor mu? Yok pek belli olmuyor. Arkadaşlar valla baya baya kızarmış. Yoruldu kız. Damlamanın baya bir kısmını döşedik. Daha bir boru varmış. O da artık şu eksik borulardan ha. Tamamlarız. Gerçekten. Hani senin yanağın da kızarmış. Bugün var ya. Bugün var ya tamam. Yoğun bir gün geçirdik. Evet. Çapa makinesi, bahçe, yaylım, ıvır zıvır derken sonunda eve girdik. Ama hazırladığımız bir önceki günden tatlımız, poğaçamız, şu neydi? Mercimek köftemiz. Onu Artakalın. Öyle bir alelacele yaptık ki annem. Hiç sormayın, hiç sormayın. Yorgunluktan. Ekşek şey yiyelim diye. Mercimek köftesi kızım. Köfte mi artık? Pilav yok. Şu an var ya. Hani yemeği yemeye bile şeyim yok. Yani hani yani yaptık ama bakın şu an lezzetli. Geliyor mu meçhul? Yani açım. Yok lezzetli. Lezzetli de hani kim yiyecek? Dinlenmek ve uyumak var ya. O daha lezzetli geliyor. Ama bu zaman böyle geçiyor işte. Ömür böyle geçiyor. Rabbim... Bu arada saat 10'a geliyor yani. Siz düşünün. Eve girdiğimiz saati. Hakikaten. Arkadaşlar saat 10'a geliyor. Biz daha akşam yemeği yiyeceğiz. Evet. Ya aslında açıkçası bir var ya yarım saat 45 dakikayı nerede kaybettik biliyor musun? Çapa makinesinin depesini kendi elimle bozdum gibi bir şey oldu arkadaşlar. Yani dön derdim. Oradaki vida içeriye düştü. Yani depesi elimde kaldı. Yani komik sonra bir olay oldu ya. YouTube'a yazdık baktık aynı sıkıntıyı yaşayanlar da varmış. Bizlik değil çapa makinesinin hatası. Onu yapan mühendis oraya nasıl yaptı? Hala hayret ediyorum. Çapa makinesinden memnunum. Lakin yani orada bir yanlışlık var. Evet. Yani bir sonraki videomuzda izah edelim. Bizlik bir olay değil. Sadece bir kaynak tutmuyormuş. Ama orayı artık somunla bir şeylerle halletmemiz lazım. Neyse zaten çapa makinelik işimiz bitmiş oldu yani. Bahçemizle ilgilenelim. Onu da Allah'ın izniyle tamir ederiz en yakın zamanda. Şimdi yani makine bozulmadı. Sadece orada bir vida somun yeri var. Onu halletmemiz lazım. Şöyle en son gösterdim mi? Gördüler değil mi arkadaşlarımız? Poğaçamız, tatlımız, köftemiz. Arkadaşlarımız beğenmeyi, yorum yapmayı, eşe dosta, arkadaşa akrabaya tavsiye etmeyi unutmayın. Bir videonun sonuna geldik. Bize ayırdığınız vakti inşallah hak etmişizdir. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.